Merhaba. Dediler ki gel röportaj yapalım. Ya ben hayatımda hiçbir zaman röportaj yapmadım. Aslında mesleğim televizyonculuk. Yıllarca kameramanlık yaptım. Uzun yıllar yönetmenlik yaptım ama hiçbir zaman kameranın karşısına geçip ne röportaj yaptım ne oyunculuk yaptım. Bu işin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hep korkuyorum da bu arada tabii. Kitap içinde röportaj yapalım deyince arkadaşlar böyle bir kamera karşısında olmaktansa kendi kendime sohbet etmeyi yeğledim doğrusu. Şimdi bana diyorlar ki kendini tanıt. İnsanın kendini tanıtması çok zor. Bir zaman eski bir ahbabım dedi ki bana kendini tanı. Sokrates. Ve uğraştım kendimi tanımaya. Çok uğraştım fakat tanıyamadım. İşin garibi bir de tanıdıkça duygularımı kendimden saklamaya başladım. Sonra kolayına kaçalım dedik işin. Başkalarını tanımaya çalıştım. Ve başkalarını da tanımak çok kolay değil. Onlar hakkında bir sürü tevatür uyduruyorsunuz. Ve bıraktım bunları, kendimi tanımıyorum. Başkalarını da tanımıyorum. E zaten başkalarının da beni tanımasının bir gereği yok. Kardeşim, birisini tanıyacaksan Atatürk'ü tanı. Bu o koskoca adamı tanı. Koskoca bir devlet kurtaran, devleti yaratan adamı tanı. Ya Atatürk'ü tanımak varken beni sen ne yapacaksın tanıyıp da? Yani ben öyle neşeli, keyifli falan bir adam da değilim. Yani ve sorulan sorulara böyle doğru düzgün cevaplar veren de bir insan değilim. Tersine tersine giden bir insanım ben. Onun için siz beni tanımayı bırakın, Atatürk'ü tanıyın. Yazarlık nasıl bir duygu? Yazarlığa nasıl başladınız? Sorulardan bir tanesi de bu, hep sorulur. Vallahi yazarlığa ben çok geç başladım. Aslında çok sayıda senaryo yazdım. Ama o senaryo ile roman yazmanın arasında 4 sene bir fark varmış. Ben onu roman yazmaya başlayınca anladım. Çok zormuş. İkisi farklı derdik ama bu kadar farklı olduğunu anlamam için de bir 4 sene bir metin üzerinde cebelleşmem gerekiyormuş. Ama başardım, becerdim. Bir roman yazdım. Romanımın üzerinde konuşalım. Romanım İstanbul karlar altında. Adalet kavgası veren çocuklar kahramanlarım. Adalet kavgası veriyorlar. Güçlüden alıp güçsüzün hakkını savunuyorlar. Haksızın karşısında haklıyı korumaya çalışıyorlar. Kadın istismarını, çocuk istismarına karşı kesin net bir tavır alıyorlar. Bu insanların maceralarını anlatıyorum. Daha doğrusu kupkuru bir şey yazmak, adaleti kupkuru savunmak yerine böyle eğlenceli, maceralı bir romanla bu mücadeleyi anlatmak istedim. Bütün derdim de buydu zaten. Söyleyeceklerim de bu kadar fazla söze ne gerek var? Kimse dinlemez fazla söz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.